Lütfen. Lütfen. Saçmalama yeter artık. Daha yeni gözünü açtı adam, sırası mı şimdi? Hadi, hadi. Sırası değil, evet. Eminim benden önce ailesini görmek istiyordur. Haklı da. Belki de şu an düşündüğü son şey benim annemin kim olduğudur. Biliyorum. Ama benim annemi düşünmediğim tek bir anım bile yok, anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Ben ne yaparsam yapayım, nereye gidersem gideyim, annem burada. Aklımda. 23 senedir ben annemin hayaliyle konuşuyorum. 23 senedir. Yüzünü bile görmediğim bir kadın için ağlıyorum ben. Ama Cengiz amca biliyor. Annemi tanıyor. Yalvarırım. Yalvarırım, söyleyin. Annem nerede? Son kez soruyorum. Babamı sen mi vurdun? Ben de sana son kez söylüyorum. Oğlum, indir o silahı. Yoksa hayatın boyunca pişman olacaksın. Sen mi vurdun babamı? Bilmem. Ben vurmuşum demek ki. Emin olmasan kafama silah dayamazdın. Madem o kadar eminsin, sık kafama şimdi. Öyle lafı eveleyip gevelemeyeceksin. Babanı kimin vurduğuna eminsen soru sormayacaksın. Kafasına sıkacaksın. Ne bekliyorsun hala? Hadi durma şimdi. Sık. Hadi sık. Hadi. Ne yaptın lan? Abi. Lan başlat bu abi, lan geri zekalı. Bu çocuk hiç adam vuracak birine benziyor mu? Yardım et. Abi Cengiz uyanmış. Nereye? Kendi işimi kendim görmeye. Cennet. Cennet benim kardeşim mi? Hayır, olmaz. Herkesin bir yanlışlık var. Dur, bekle bir dakika, bekle. Bakın sonuçlar doğru mu? Emin misiniz yani? Burada yazan her şey doğru mu? DNA sonucu tabii ki eminiz. Bak oku, ben doğru mu anlıyorum? Bu kız, bu kadının kızı mı? %99 uyumlu yani, evet. Bunlar her kimse anne kız oluyorlar. Hala neyi bekliyorsun konuşmak için? Lütfen söyle artık. Sen göndermedin mi? Şimdi niye susuyorsun? Bak. Annem burada. Annemin bacağı. Annemin ayağı. Annemin kolu. Hepsi burada, sadece tek bir parça eksik. Annemin yüzünün olduğu tek bir parça eksik. Lütfen.
yapmışken vazgeçemezsin. Beni yarı yolda bırakma. Ne olur konuş. Yeter. Rahat bırak adamı. Ne verirsen istedim Cemil kendime. Ayşe desin, Fatma desin, bana bir isim, bir adres söylesin. Ölecek. Lütfen bir şey söyle, niye hala oyun oynuyorsun benimle? Yalvarırım sana, bir şey söyle artık. Yalvarırım sana. Ne oluyor burada? Hastamız komadan daha yeni çıktı. Hadi. Hayır! Ben ondan bir kelime almadan bu odadan çıkmayacağım. Söyleyecek benim annemin kim olduğunu. Söyleyecek. Söyleyecek. Hastamız size cevap veremez. Henüz ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyor. Doktor size bilgi vermedi mi? Müsaade edin lütfen. Daha ne yapayım? Geber git, geber gitme. Ama bir laf çıksın ağzından. Birisine bir şey söyle. Bak bu sefer seni canlı canlı mezara gömmezsem ben Kaya değilim. İyi mi? Niye böyle birdenbire bayıldı? Tansiyon düşmüş. Biraz uzanın, dinlenin burada. Ayaklarınızı da yükseğe kaldıralım. Ben sizin ayakkabılarınızı çıkarayım. Yapma. Rahat bırak beni lütfen. Ayağa kalkmayın lütfen. İyiyim. Sadece gitmek istiyorum. İyiyim. Ver onları bana. Arzu Hanım. Neden rahat bırakmıyorsun beni? Çok yorgunum. Anlamıyor musun? Lütfen. Rahat bırak beni. Bırakamam. Üzgünüm ama istesem de sizi bu halde bırakamam. O yüzden lütfen izin verin. Size yardım edeyim. Böyle bir aileye sahip olduğun için çok şanslısın Melisa. Belki bugün senin de şanslı günündür. Bizim şirketi biliyorsun. Hı hı. Eğer arzu edersen seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Niye çağırdın mı Cennet odana? Belli ki üzerine giyecek işe uygun bir kıyafeti yok. Biraz avans verelim, alışveriş yapsın. İstiyorsan akşam eve götürelim, karnını da doyuralım. Prensesim, sen bu kız kıskanıyor musun? Selim Cennet'i seviyor. Neden seninle birlikte olsun? Cennet'in bu olanlarla bir ilgisi yok. Sen ne yaptıysan kendin yaptın kızım. Cennet'i suçlamaktan vazgeç artık. Selim niye o kızla beraber? Niye seni değil de onu tercih ediyor? Düşündün mü hiç? Bilmiyorum. O kız fakir bir mahallede, kötü bir evde yaşıyor. Başına gelmeyen şey kalmamış. Yetimhanelerde büyümüş. Cebinde 5 kuruş parası yok. Peki niye seni değil de onu tercih ediyor? Niye onun peşinden koşuyor? Neden? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Çünkü o kız güçlü. Çünkü o kız dişi. Tüm aile kazandı.
zayıf değil. Çocuğu kızına benziyor baba. Biliyordun anne. En başından beri biliyordun. Gözümün içine baka baka yalan söyledin bana. Ama vereceksin bunun hesabını. Gelmene gerek yoktu. Biliyorum. Ama gelmek istedim. Öbür türlü içim rahat etmezdi. Yüzsüz biri olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Kapıdan kovuyoruz, bacadan geri geliyor diyorsunuzdur. Çok mu istiyorsun anneni bulmayı? Sizce? Az kalsın komadan yeni çıkmış adamın yakasına yapışacaktım. Bu sefer buldum dedim. Cengiz amca benim tek umudumdu. Buldun diyelim annemi. Çıktın karşısına, hesap sordun. Ne değişecek? Ha? Hem bunca olandan sonra... sen affedebilecek misin ki onu? Bilmiyorum. Ama ben her gece dua ediyorum. Her gece. Allah affetsin onu yaptıklarını diye. Ne olursa olsun o benim annem. Cengiz Arzu komadan çıkmış. Hangi odaya alındı? Hadi ne bakıyorsun? Oda numarasını söyle. 4203. Dördüncü kat. Buyurun bu tarafta. Cengiz Bey'in bu durumu işimizi çok zorlaştırdı. Açıkçası bu tür vakalarda felç beklenen bir durum. Ama dil merkezinin zarar görmemiş olmasını umuyorduk. Konuşamıyor olması bizim için de sürpriz. Belki geçici bir durumdur. Henüz söylenecek bir şey yok. Konuşabilme ihtimali var ama hala. Mümkün evet. Böyle bir durumda bize hemen haber veriniz lütfen. Olayın aydınlatılması için Cengiz Bey'in ifadesini almamız gerekiyor. Evet. Bakalım Cengiz Bey'in ifade vermeye vakti kalacak mı? Nerede o? Kaçtı değil mi? He kaçtı. Ne kaçacak ya? Bekle gelir birazdan. Sana nereye gitti dedim. Bilmiyorum. Söyle ona. Yerin dibine bile girse bulacağım onu. Tamam. İnşallah işi bitirmişsindir abi. Ortalık fena karışacak. Efendim anne. Oğlum sen neredesin? Kaçtır arıyorum, niye açmıyorsun telefonunu? Ya açtım işte, söyle ne söyleyeceksen. Hastaneye gelemem. Baban komadan çıktı. Thank you.
olacak diye ben o kadar çok korktum ki. Ben hiç korkmadım. Yani Cengiz öyle kolay can verecek bir adam değil. Daha yaşayacakları var çünkü. Hadi bekletmeyelim abini. İstirahat edin biraz. Geçmiş olsun tekrardan. Ne o Günür'üm? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Ha? Efendim? Duymadım. Ha? Ne dedin? Sahiden, sahiden. Ah Cengiz'im. Sen ne cin göz adam çıktın lan? Hı? Bak hiçbir yerin tutmuyor elin, kolun, bacağın hiçbir yeri. Bitki gibi duruyorsun. Hala direniyorsun. Ya sendeki yaşama azmi Firavun'da yok biliyorsun. Ki Firavun da öldü. Şu dünya kimseye kalmaz değil mi Cingöz'üm? Nafile, nafile. Nafile bu çabalar. Yani sana en büyük ceza aslında böyle bırakıp gitmek ama işte. Ama dayanamıyorum işte, koştum geldim. Kıyamıyorum sana. Cengiz. Kapat gözlerini. Hadi. Üzme beni. Bak. Yastığında kaykılmış. Düzelteyim ben onu. Başladığımız işi bitirmeliyiz değil mi? Tatlı uykular. Hadi.
çıkıyorsun? Abi. Allah'ım sana şükürler olsun. Kimsin? Abi ne oldu ya? Ya Nilgün bir doktor çağırsana. Anne! Anne! Ben hemen geleceğim, bekleyin. Arzu Hanım. Arzu Hanım, lütfen. İyi değilsiniz. İzin verin, size eve götüreyim. Hadi gelin, yaslanın siz bana. Yaslanın. Hadi. Ha gayret. Neredesin diyorum sana? Kapı neden açık? Şöyle oturalım. Gelin. İçiniz şöyle. Şöyle yastık da koyalım arkanıza. İyi mi? Rahat mısınız böyle? Melisa, kızım evde miydin sen? Bu kızın ne işi var burada? Niye getirdin bu kızı evimize? Melisa tamam. Ben de zaten tam gidiyordum. Olay çıkarma lütfen. Anlattı mı sana? Neyi? Melisa, ne yapıyorsun? Bırak kızı lütfen. Ne oldu? Cennete zarar veririm diye mi korktun anne? Bu kız bu kadar mı değerli senin için? Bu kız benden daha mı önemli senin için? Melisa bak, annen bayıldı. Ben de onu buraya getirdim yardım etmek için. Hepsi bu. Belki de hepsi bu değildir Cennet. Belki daha fazlası vardır. Melisa, anneciğim iyi misin sen? Bırak beni, bırak dokunma bana. Ne yapıyorsun ya? Sen karışma. Sen sakın bizim işimize karışma. Sen bizim hiçbir şeyimiz değilsin. Senin bizim hayatımızda yerin yok. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol annem. Ne oluyor ha? Ne oluyor yavrum? Ne oluyor? Bunu mu öğrenmek istiyorsun? Ne olduğunu mu bilmek istiyorsun? Anlat, ne oluyor? Yüksek sesle oku. Oku da Cennet de duysun.
Gözümün içine baka baka yalan söyledin sen. Cennet git. Hepimizi kandırdın. Cennet git dedim, çık dışarı. Yerinde olsam gitmezdim Cennet. İnan bana, bunu kaçırmak istemezsin. Melisa yeter. Cennet çık dışarı dedim. Beni kızımla yalnız bırak hadi. Beni kızımla yalnız bırak. Herkesi böyle ayakta uyuttun değil mi? Yaklaşma bana, yaklaşma. Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Sadece biraz bekle lütfen. Bir şey dinlemek istemiyorum. Sen yalancının tekisin. Nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Duydun mu beni? Senden nefret ediyorum. Tamam mı? Tamam. Sakin ol lütfen. Lütfen. Sakin mi olayım? Nasıl sakin olayım? O kız senin... Melisa ne olur. Lütfen yalvarıyorum sana. Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şey bilmiyor lütfen. Bir şey bilmiyor. Yeter. Yeter. Yeter, bilmiyorsa öğrensin o zaman. O kız senin kızın. Sen cennetin annesisin. Sus artık, sus, yalvarırım, sus ne olur. Çok mu korktun cennetin öğrenmesinden? Niye? Ha tabii. Duyarsa bütün hayatın alt üst olur değil mi? Her şey karışır. Dikilir karşına. Bunca yılın hesabını sorar. Sonra herkes her şeyi öğrenir. Babama seni aldattığı için kızamazsın mesela. E babaannemin karşısında da dimdik duramazsın. Hatta amcamın gözünde bile üç kuruşluk değerin kalmaz. E tabii. Kendi kızını saklayan bir kadına kim niye değer versin? Bütün hisselerini de alırlar elinden. Annem. Hiçbir şey. Hiç kimse umurumda değil benim. Sadece senin ne düşündüğün önemli, yavrum. Ne düşündüğümü merak ediyorsun. Söyleyeyim o zaman. Hepimizi kandırdın sen. O kızı bilerek işe aldın, hayatımıza soktun. Bir yandan bu ailenin nimetlerinden yararlanıp bir yandan gayrimeşru kızını besleyecektin, öyle mi? Hayır. Hayır. Bak ama, bak öyle olmadı, işler karıştı. Cennet annesinin peşini bırakmadı. Sen o kadar korktun ki herkes öğrenecek diye. Ondan kurtulmak için beni kullandın, beni. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. Ben her şeyi senin için yaptım kızım. Yeter, yalan söyleme artık. Hayatımda gördüğüm en yalancı, en ikiyüzlü kadınsın sen. Senin gibi bir kadının kızı olmaktansa annesiz kalmayı tercih ederim ben. Az önce çıktı. Koş git peşinden. Git özür dile, yalvar cennete.
olur da affederse seni, ona annelik yaparsın. Çünkü ben seni hayatım boyunca affetmeyeceğim. Hayatım boyunca affetmeyeceğim. Çantasını arabada unutmuş. Pardon. Geri dönebilir miyiz acaba? Tabii efendim. Ne olur dinle yavrum. Neler yaşadığımı, nelerle savaştığımı bilmiyorsun. Bilseydin bana böyle haksızlık etmezsin annem. Yeter. Yeter artık yeter. Yeter bana kendini acındırmayı bırak. Melisa ne olur anneciğim ne olur dinle beni lütfen sana yalvarıyorum bir kere dinle lütfen. Benim senin gibi bir annem yok. Duydun mu beni? Sen ne beni ne de bu aileyi hak ediyorsun. Melisa hayır. Ne oluyor sen herkes her şey oldu. Melisa hayır. Görmek istemiyorum seni. Defol, defol git buradan. Hayır Melisa. Yavrum. Annem, annem ne olur anneciğim. Lütfen dinle beni anneciğim. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Gerçekten değil Melisa. Annem, annem, annem. Yavrum aç. Her şeyi en başından anlatabilirim sana. Ne olur. Melisa lütfen aç. Annem gerçekten düşündüğü gibi değil yavrum anneciğim annem. Melisa ne olur lütfen yapamam sensiz anne. Pardon. Ne oluyor? İyi misiniz? Cevabı evetse bana
işaret var olur mu? Biliyorum. Konuşamıyorsun. Eğer evetse gözünü kırp, tamam. Selim bu işi peşini bırakmayacak, biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Peki şimdi ne yapacaksın? Duruma bağlı. Cengiz Efendi beni yakarsa ben de oğlunu yakarım. Selim Cennet'in nişanlısı abi. Ben de babasıyım lan. Nişan dediğin atılır. Ama baba... Atsan atılmaz, satsan satılmaz. İşine. Tekrar soracağım. Lütfen benden gerçeği gizleme. Seni Kaya mı vurdu? Eğer evetse sadece gözünü kırp. Yapamam oğlum. O manyak seni şaşırmaz. Seni tehlikeye atamam. Hadi lütfen baba. Lütfen hadi. İyileşeceksin baba. İyileşeceksin. Ayağa kalkacaksın tekrar. Biz baba oğul karşılıklı oturup konuşacağız. Tekrar bu konuyu konuşacağız. Söz ver bana. Söz ver. İyileşeceksin. Hepimizi kandırdın sen. O kızı bilerek işe aldın, hayatımızı soktun. Bir yandan bu ailenin nimetlerinden yararlanıp... ...bir yandan gayrimeşru kızını besleyecektin, öyle mi? Hayatımda gördüğüm en yalancı, en ikiyüzlü kadınsın sen. Senin gibi bir kadının kızı olmaktansa... ...annesiz kalmayı tercih ederim. Benim senin gibi bir annem yok. Duydun mu beni? Sen ne beni ne de bu aileye hak ediyorsun. Beni sahip. Ah!
ediyorum. Senden nefret ediyorum. Melisa kapıyı aç. Melisa kızım kapıyı aç lütfen. Mahir ne oluyor? Kriz geçiriyor yine. Ya sana söyledim. Tedavi olması lazım dedim. Tuttun eve getirdim. Al işte bak sonuç bu. Gördüm. Abi sırasını işini çekil lütfen. Melisa. Melisa aç hayatım hadi konuşalım. Melisa. Ya bir şey yapacak zarar verecek kendine. Ya hay Allah'ım aklımı koru benim. Kır kapıyı kır. Kır kapıyı. Çekil şöyle. Neyse bir sakin ol, bir konuşalım. Ne oldu? Neye canı sıkıldı, senin biri bir şey mi yaptı? Gidin, babaanne ne olur gidin. Nasıl gidelim kızım, seni bırakıp nereye gidelim? Anlat bakayım, kim üzdü seni? Ben artık yaşamak istemiyorum. Ben ölmek istiyorum babaanne. Sakin ol, olmasın laf öyle, Allah korusun. Ya beynim patlayacak gibi dayanamıyorum. Biri beni uyutsun, bir daha da uyanmayayım istiyorum. Bu yükü taşıyamıyorum babaanne. Dayanamıyorum. Ya Arzu nerede? Bir arasın şu kadını ya. Sakın, sakın o kadını kimse aramayacak baba. Sakın aramayın o kadını. Annene mi kavga ettin sen? Yok. Benim öyle bir annem yok. Anlıyor musunuz? Gitti, hepimizi terk etti. O kadın bir daha asla bu eve dönmeyecek. Duydunuz mu beni? Gelmeyecek buraya. Tamam, gel bakayım sen. Gel, gel tamam. Değil. O benim annem değil. Gördüğüm en yalancı, en iki yüzlü kadınsın sen. 23 senedir annemin hayaliyle konuşuyorum ben. 23 senedir. Yüzümü bile görmediğim bir kadın için ağlıyorum ben. Senin gibi bir kadının kızı olmaktansa annesiz kalmayı tercih ederim ben. İstenmediğim yerlerde olmaya alışkınım ben. Böylesi normal geliyor. Belki de annem bile beni istemediği için öyleyimdir. Selim, artık bırak şunları. Daha fazla düşünme. Cengiz amca iyileştiği zaman bütün sorularımızın cevabını alacağız zaten. Lütfen, paralama artık kendini. Ya Cennet'im, bak seninle açık konuşmam lazım. Yani bu seni incitmeden, seni kırmadan nasıl söylenir bilmiyorum. Ama sana düşündüklerimi söylemem gerekiyor. Ya sana karşı dürüst olmalıyım. Ben babamı babanın vurduğunu düşünüyorum. Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Bir dinle Cennet. Hayır.
kafan karışık anlıyorum ama bu bahsettiğin kişi benim babam. Ben böyle bir şey duymuş olmayayım. Ne sen böyle bir şey söylemiş ol ne de ben duymuş olayım. Cennet, babam vurulmadan önce milyonluk araziyi babana satmış. Olabilir. Babam alım satım işleri yapıyor zaten. Evet, olabilir. Orada bir sıkıntı yok. Cennet, para ortada yok. Ödeme yapmamış. 120 milyon lira yok. Nakit ödedim diyor. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Çıkartıp da masanın üstüne koy. Nereden buldun bu kadar parayı ya? Bütün bunlar sence mantıklı mı? O benim babam. İyi de biz tanıyor muyuz bu adamı? Kimdir, nedir, ne istiyor biliyor muyuz? Geçmişini biliyor muyuz? Hayır. Belki de suçlu. Hı? Aslında birini öldürmüş. Ama yanlışlıkla. Ne? Babaannem araştırmıştı. Hapisten yeni çıkmış babam. Ama kendi geldi anlattı bana. Babamın bir suçu yokmuş. Ya Cennet, sen böyle bir şey neden daha önce söylemedin bana? Nasıl saklarsın? Eminim artık. Babamı babam vurdu. Eminim. Eminim. İşler açtım başıma. Ama sana değer. Bu kapıdan girdiğin günü görmek için her şeye değer. Kaya! Oha lan ne çabuk çarptın. Aç şu kapıyı! Cavidan. Hoş geldin hayatım. Neden yaptın bana bunu? Ne geçti eline ha? Kızımı kaybettim senin yüzünden. Hayatımda en değer verdiğim varlığı kaybettim. Mutlu musun şimdi? Ha? Oldu mu Kaya? Mahvettin bak hayatımı. Başardın. Oldu mu istediğin ha? Kazandın. Sen kazandın. Mutlu musun şimdi Kaya? Şşt, sakin ol. Bırak beni. Sakın dokunma bana. Sakın. Bak. Ben bu defa bir şey yapmadım. Sakin ol. Ve ne olduğunu anlat bana. O adam senin baban. Ve ben şu an senin babanı suçluyorum. Ama bir mantıklı düşün. Yani o adam cinayetten yıllarca hapiste yatmış. Ya yanlışlıkla olmuş diyorum. Neden anlamak istemiyorsun sen? Ya, bir dakikalığına bir ona inanmaktan vazgeç. Bir dakikalığına bir baban olduğunu unut. Beni öyle dinle, tamam? Şimdi babam sana annenin kim olduğunu söylemeye çalışıyordu değil mi? Ama gelip direkt yüzüne söyleyemedi. Neden? Çünkü korktuğu biri vardı. Bunu yapmasını istemeyen biri. Peki senin anneni bulmanı kim istemiyor? Baban. Neden? Niçin? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Babam sana tam son parçayı gönderecekken intihar etmeye kalktı. Cennet, sence bu mantıklı mı Allah aşkına ya? Yani benim babamın intihar etmek için hiçbir sebebi yoktu. İntihar eden adam
arkasında bir not bırakır, mektup bırakır, bir şey bırakır. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Tesadüf olamaz. Bak, çok ciddi şeyler dönüyor Cennet. Ve ben bunları çözene kadar durmayacağım. Peki benden ne yapmamı istiyorsun? Anlamadım. Hiçbir şey. Yani aklının bir köşesinde dursun yeter. Ama benim söylediklerim doğruysa eğer... Baban çok tehlikeli bir Cennet. Yani... Dikkatli olman gerekiyor. Kaybettim ben. Hayatımı yine mahvettin. Cavidan, sakin ol. Hadi anlat. Bilmiyormuş gibi davranma. Melisa'ya gidip Cennet'in annesi olduğumu neden söyledin ha? Niye yaptın bana bunu? Ben söylemedim. Yalan söyleme. Ben başka hiç kimse bana bu kötülüğü yapmaz. Mukaddes. Tabii ya. Mukaddes söyledi. Ulan Mukaddes. Başıma bela olacağını biliyordum zaten. Ben niye burada duruyorum ki şimdi? Gidip boğazını sıkmalıyım onun. Benden habersiz iş yapmayı anlayacak o zaman. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun sen? Rahat bırak kadını. Uzak dur o insanlardan. Yok ya. İşine gelince başıma silah dayamayı biliyordun. Şimdi mukaddesi mi koruyorsun? Tamam. Olan oldu. Bu saatten sonra hiçbir şeyi değiştiremem. Kızımı Melisa'yı tekrar kazanmayı deneyeceğim. Ya Cennet? O da öğrenince onu da kazanmayı deneyecek misin? Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Hiç. Cennet senin kızın.
senden bir parça. İşte tam da bu yüzden hayatım boyunca annelik etmeyeceğim ben ona. Ha. Ne güzel işte. Önce beni kabullenmeyi öğrenirsin. Sonra da benden olanları. Senin tek derdin bu zaten değil mi? Cavidan'a sahip olmak. Yoksa cennet falan hiç umrunda değil senin. Ayıp ediyorsun. Cennet benim kızım. Canımdan, kanımdan bir parça. Ayıp ediyorsun. Yapma Kaya. Yapma. O kız yeterince acı çekti. Git. Git artık. Rahat bırak herkesi. Bu iş öyle olmuyor Cavidan. Git demekle olsaydı ben ta Fizan'a gittiydim şimdi. Ama şöyle yapıyoruz sevdiceğim. Biraz yol alalım artık değil mi? Ortalık karıştı. Peşimdeler. Cengiz'i senin için vurduğumu anlayacaklar yakında. Az kaldı. Hazırsan Melisa'yı kaybetmişken... diyorum ki şu artist kocan Mahir'den de boşansan artık. Hı? Sonra her şeyi cennete anlatırız. Evet tabii önce ağlar, sızlar, bağırır, çağırır ama sonra sakinleşir. Sonra da onlar ermiş muradına. Ne demişler? Gökten 3 elma düşer. Biri cennetin başına, biri Cavidan'ın, biri de Kaya'nın. Asla vazgeçmeyeceksin. Değil mi? Uyum kurusun. İstesen de vazgeçemiyorum. O halde bu oyunun sonuçlarına birlikte katlanacağız Kaya. Tabii. Emrin bağışım üstüne. Benden haber bekle. Bekliyorum sevgilim. Hasretle. Her şeyi yaptık. Hatta ben senin Selim'i ne kadar sevdiğini bildiğim için sana yardım etmeye de çalıştım ama... Sen bana değil. Sen kendine yardım etmeye çalıştın. Cennet için yaptın. Olan oldu. Artık her şey değişti. Anlamadım. Nasıl yani? Benim cennete kendimi affettirmem lazım. Anlamıyorum Melisa bak. Eğer bu da bir oyunsa... Oyun bitti amca. Benim her şeyi sıfırdan başlamam lazım. Cennetin beni affetmesi lazım. Cennet hoş geldin kızım. Hoş bulduk babaanne. Ne oldu? Sen iyi misin? Gel. Ben... Selim bana bir şeyler söyledi. Benim de kafam allak bullak oldu. Seninle konuşmadan uyuyamayacağım ben galiba. Ne oldu? Anlat bakayım.
Selim babasının intihar ettiğine inanmıyor. Sanırım Cengiz amca vurulmuş olabilir. Yani biri vurmuş olabilir. E zaten polis bu ihtimali göz önünde bulunduruyordu. Selim babamdan şüpheleniyor. Babaanne, sence babam Cengiz amcayı vurmuş olabilir mi? Arama beni. Uzak dur benden. Melisa anneciğim ne olur. Lütfen dinle beni. Sen benim annem değilsin. Uzak dur benden anlıyor musun? Arama beni. Artık. Yani senin anlayacağın Selim neredeyse emin. Tamam. Babam, annem ve Cengiz amca arasında bir bağlantı var. Ama bu kadarı mümkün olabilir mi? Yani babam gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir mi? Mesela senin gece evine girip seni öldürmek için gaz ocağını kim açtı acaba? Babaanne. İlacım verir misin kızım? Tamam hemen veriyorum. Al babaanneciğim. İyisin değil mi? Sakin. Biliyorum bunlar ağır suçlamalar. Biraz korkutucu geliyor. Ama bizim sakin kalıp doğruyu düşünmemiz gerek. Neyse. Neyse sen hiç düşünme bunları. Unut gitsin. Tamam benim. Bahsettim sana. Melisa ne olur dinle beni anneciğim. Lütfen beni dinlemen lazım. Sana her şeyi anlatacağım. Melisa lütfen dinle beni kızım. Yapma ne olur. Anneciğim lütfen beni dinlemen lazım. Hiçbir şey bildiğin gibi değil kızım. Ne olur aç şu kapıyı Melisa. Anneciğim beni dinlemen lazım. Lütfen kızım. Ne olur yavrum. Benim sana anlatmam lazım. Hadi kızım, ye biraz. İki lokma at ağzına. Babaanne ben doydum. Zaten çıkmam lazım, geç kalacağım. Selim'le buluşacağız. Cengiz amca bugün hastaneden çıkıyor da. Sen dur, ben bakarım hemen. Sana bir daha buraya gelme demiştim. Ne yapıyorsun ya? Çek şu ayağını. Ne oluyor? Bir dakika, sen giremezsin buraya, giremezsin. Kızım ne bu tavırlar? Ha, ben senin düşmanın mıyım? Annemi benden gizlediğine göre emin olamıyorum ben. Belki de düşmanımsındır. Bak,
Yanlış yapıyorsun. O Selim'in aklına uyup beni karşına alma. Ben senin babanım. Ben sana son bir şans vermiştim. Ama sen o şansı kaybettin. Ya kızım, niye anlamıyorsun? Ben sana anneni getirmeyeceğim demedim ki. Ama bana biraz zaman ver, vakit ver. Vermeyeceğim. Cengiz amca iyileşince her şey ortaya çıkacak zaten. Annemin kim olduğu, Cengiz amcayı kimin vurduğu, hepsi. Hepsi ortaya çıkacak. Yok yok. O Selim senin kafanı bulandırıyor. Söyle ona canım sıkmasın. Canın sıkılırsa ne olur? Onu da mı vurursun? Cennet hadi git kızım. Bak Selim'i bekletme. Hadi yavrum. Al şunu. Sen de girdin değil mi kızın aklına? Selim bir yandan, sen bir yandan. Meydanı boş buldunuz ha? Git buradan. Melisa'ya da anlatmışsın her şeyi. Git buradan yoksa bağırırım. Bana bak Mukaddes. Bir nefeslik canın var zaten. Yakında gelip onu da alacağım. Bekle. Bekle beni. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Bunların ne işi var burada? Eşyaları madem gitmek istiyorsun al git. Kızın seni istemiyor. Sen de bu evde yaşamak istemiyorsun. Sonunda olacağı buydu gelin hanım. Başından beri söyledim sana. Kocana, çocuğuna, kızına sahip çık dedim. Sen ne yaptın? Önce Mahir'i kendinden uzaklaştırdın. Sonra seni aldattı diye ortalığı yıktın. Senin yüzünden Rıza Bey oğluna küs öldü. Her zamanki gibi bütün olanların faturasını bana kessiniz yani. Ha. Sen ne ektiysen bugün onun karşılığını alıyorsun. Sonunda yalnız kaldın. Kızın da kocan da seni istemiyor. Bu evden götürebileceğin tek şey bu valizle işte. Kendi elimle hazırladım. Eminim hazırlamışsınızdır. Ne de olsa 23 yıl boyunca hep bu anı beklediniz. Değil mi? Bu eve ayak bastığım ilk andan itibaren gideceğim günün hayalini kurdunuz. Evet. Bunun için utanıp üzülecek değil. Arzu sen hiçbir zaman Soyer soyadına layık biri olamadın. Soyer soyadında hisselerini de bırakıp gideceksin. Madem kızından daha kıymetli bir şey yok o zaman göster bunu. Bırak hisseleri kızına. Merak etme ha merak etme. Karşılığında vereceğimiz parayla rahat rahat ömrünün sonuna kadar yaşarsın. Çok düşüncelisiniz. Hadi ya çek git hadi uzatma artık hadi. Hadi. Şimdi gidiyorum. Ama kızımı almak için geri döneceğim. Melisa'dan asla vazgeçmeyeceğim. Bunu kafanıza sokun. Arzu. Arzu bırak şunları da oturup konuşalım. Bak bizim bir kızımız var. Ayrılacaksak da bunu iki medeni insan gibi halledelim lütfen. Arzu. Benim konuşabileceğim tek bir kişi var. O da kızım.
Melisa. Hiçbiriniz artık umurumda değilsiniz. Melisa'yı nereye götürdün? Ne? Ne işi var orada Melisa'nın? Cennet burada kaç yaşında? İlkokula başladığı sene. 6-7 yaşlarında. Yurdun önünde çekilmişti. Cennet'in ablam olduğunu öğrendiğimde ilk hissettiğim şey kıskançlıktı. Ben küçükken annem babamdan bile kıskanırmışım. Dedem hep Allah bilmiş de sana kardeş vermemişlerdi. Her çocuk annesini kıskanır. Ama Cennet'in kıskanacak bir annesi bile olmamış. Düşününce bir an utandım kendimden. Her şeye sahip olan bendim. Benim onu kıskanmaya hakkım yok ki. Bu bende kalabilir mi? Olur tabii, kalsın. Cennete neler yaptım ben. Ya düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Lütfen affedin beni. Özür dilerim. Artık geçmişi düşünüp üzülme. Önemli olan bundan sonrası. Varsın annen istemesin Cennet'i. Siz iki kardeş birbirinize sahip çıkın. Benim bir ayağım çukurda, gözüm açık gitmeyeyim. Sen abimle ilgilenirsin, olur mu? Yaşıyorum diye boşuna sevinme. Rıza Bey'e yap. Aslına bakarsan vicdan azabı çekiyorum. Babamı suçlamak için elimizde hiçbir somut delil yok. Cennet bak biliyorum. Hani babanın böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemiyorsun. Ben sadece ne düşüneceğimi bilmiyorum. Seni
yüzümü hiç istemiyorum, biliyorsun değil mi? Bu benim hayatta yani yapmak isteyeceğim en son şey. Ama içimden bir ses babanla alakalı yanılmadığımı söylüyor. Evet, elimde bir kanıt yok, belge yok. Ama baban o gün bu evdeydi. Eğer düşündüğün gibiyse, babam gerçekten böyle bir şey yaptıysa bu affedilebilir bir şey değil. Ve ben annenin, halanın, senin yüzüne bir daha nasıl bakarım bilmiyorum. Senin bir suçun yok. Ama o benim babam. 23 senedir hayatında olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Yani bu onu tanıdığın anlamına gelmez. Tamam, kapatalım konuyu artık, tamam. Babam hayatta. Yani önemli olan da şu an için bu. Bize gelince de ben hep senin yanında olacağım. Ne olursa olsun bu hiçbir zaman değişmeyecek. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ama sen benim yanımda olursan hepsini atlatırız. Gitmek isteyeni zorla tutacak değiliz evde. Bırak bundan sonra ne hali varsa görsün. Anne, Arzu benim düşmanım değil ki. Yani biz aramızda ne yaşamış olursak olalım. O kızımın annesi. Ben de aksini iddia etmiyorum. Öyle tabii. Ama olmasaydı çok daha iyiydi ya. Yapacak bir şey yok. Ben gerçekten anlayamıyorum. Biz nerede yanlış yaptık ya? Nasıl bu hale geldik? Yanlış yapan Arzu'ydu oğlum. Mahir. Hı. İnsan niye aile kurmak ister? Sevildiğini hissedip rahatça sırtını birine yaslamak için. Sen ne zaman Arzu'ya sırtını yasladın? Ne zaman değer görüp sevildiğini hissettin? Ha? Hiç. 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 Haklıydın. Özlem olmasa başka biri olacaktı hayatında. Hadi asma yüzünü. Gülümse. Gül. Bak kızın yanında. Yakında oğlum gelecek. Belki adını Rıza koyarız. Bak şimdi. Neden olmasın? Bakıyorum da isim seçmeye başlamışsınız. İsterseniz Melisa'ya da sorun. Belki onun da aklında bir isim vardır. Ama yani bu haberi duyunca sizin kadar sevinir mi bilmiyorum tabii. Ben vakti zamanı geldiğinde uygun bir dille izah ederim. Sen bu konuda ağzını bile açmayacaksın sakın. Ama tembihlemesen olmazdı sanki. Neyse. Hastaneye aradım. Cengiz taburcu olmuş. Aa. Hadi toparlanıp geçmiş olsuna gidelim. Bakmayın, böyle günde küslük olmaz. Ben üstümü değiştireyim de çıkalım hadi. Ben artık gideyim. Nereye kızım? Cennette konuşmayacak mısın? Birazdan gelir.
Hayır. Şu an konuşamam onunla. Yani yaptıklarımdan sonra karşısına geçip ben senin kardeşimmişim diyemem. Önce beni affetmesini sağlamam lazım. Lütfen bana biraz zaman verin. Cennet'e lütfen bir şey söylemeyin, ne olur. Ne işin var senin burada? Şimdi de beni mi takip ediyorsun? Hayır Melisa. Hayır anneciğim. Ben sadece seninle konuşmak için geldim. Ne konuşacağız? Her şey ortada değil mi zaten? Kızım. Sus. Sus, tek kelime daha etme. Cennet aylarca gözünün önündeydi. Annesini aradığını biliyordu. Hiç mi vicdanını sızlamadın? Hiç mi üzülmedin? Onun yerinde ben de olabilirdim. Ya bir insan nasıl öz kızını terk eder? Nasıl, nasıl? Annem. Annem yapma. Ben seni asla bırakmam. Benim her şeyimsin. Cennet kim? Hı? Cennet kim? O da senin kızın değil mi? İkimizin ne farkı var? Melisa, hiçbir şey düşündüğün gibi değil kızım. İnan bana. Ne olur inan bana. Bütün bu olanların hepsinin bir açıklaması var. Bak ben sana her şeyi anlatacağım. Hadi anneciğim. Hadi gel yavrum. Hadi gel gidelim buradan. Bak, bak bu eşyalara bak. Bak kızının nasıl bir yerde yaşadığını gör. Melisa, bir de ne yapıyorsun? Melisa! Sen yapma anneciğim. Anneciğim lütfen. Melisa yalvarırım, bırak lütfen anneciğim. Bak, bak burası kızın odası. Bak eşyalarına görüyor musun? Bak, bak iyice bak. Kim bilir kaç gece bakarttı annem kim diye ağladı. Melisa lütfen. Bak bunlar Cennet'in kıyafetleri, iyice bak. Bak iyice bak, iyice bak. Bazılarını belki şirketten aldığı maaşla almıştı. Üç kuruş verdim diye vicdanın rahat eder senin de. Kızım yapma baba. Ben senin kızın değilim. Kendi rahatı için kızını böyle bir hayata mahkum eden kadın benim annem olamaz. Bunun hiçbir ilgisi yok. Sus. En azından bana daha fazla yalan söyleme artık. Melisa lütfen. Annem ne olur. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Lütfen annem ne olur yapma. Senin nasıl bir kadın olduğunu biliyorum ya. Bu bana yeter. Bak. Bak korktuğun oldu işte. Sonunda her şeyini kaybettin. Anneciğim ne olur. Lütfen bırakma beni anneciğim ne olur. Anneciğim ne olur bırakma beni lütfen. Ne olur annem gitme lütfen. Bana başka çare bırakmadın ki. Sen sustukça İki kardeş birbirini kırıp geçirecekti. Şimdi ne yapacaksın? Kaçacak hiçbir yerin kalmadı artık Cavidan. Thank you.
Doktor bu durumun ne zaman düzeleceğiyle ilgili herhangi bir şey söyledi mi peki? Hayır. Aslına bakarsanız yaşaması bile bir mucizeymiş. Bu kadar direndiğine göre yaşayacağı şeyler var demek ki. Var, var tabii. Daha oğlunu evlendirecek, torununu görecek. Hep böyle kalmayacak tabii. Vay sen oğlum şu yurt dışındaki doktorları bir araştır. Olmazsa Cengiz'in raporunu gönderelim. Daha çabuk ayağa kalkması için yapabileceğimiz bir şey varsa öğrenelim. Teşekkürler. Düşünmeniz yeterli. Hem düşüneceğiz hem elimizden ne geliyorsa yapacağız değil mi? Tabii hatalarımız oldu. Birbirimizi çok kırdık Nilgün değil mi? Değil mi? Onları bir kenara koyacağız. Üstünü de kapatmanın vakti geldi artık. Tabii insan bazen ölümlü olduğunu unutuyor. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor hiç. Belki biz birbirimize sırtımızı dönmeseydik... Cengiz bu durumda olmayacaktı. Belki kendini yalnız hissetti, çaresiz hissetti. Yoksa insan durup dururken niye böyle bir şey yapsın ki? Değil mi? Henüz... İntihar olduğu kesin değil. Selim. Evet, polis başka bir ihtimalden de şüpheleniyormuş sanırım. Ben sanmıyorum be oğlum. Kim, niye Cengiz'e zarar vermek istesin ki ya? Hiç kimse. Selim babasının intihar ettiğine inanmak istemiyor. Anne. Selim, uzatma artık. Selim. Selim. Gel biraz konuşalım hadi. Üzülme Nilgün. Mahir konuşup sakinleştirir şimdi onu, üzülme. Benim babam intihar etmedi Mahir amca. Eminim buna. Kaya denen o adam yaptı biliyorum. Biliyor musun? O zaman evinde Cengiz'i Kaya'nın vurduğuna dair bir şeyler var öyle mi? Hayır yok. Karesin ki yok. Ama ben eminim. Kaya yönünde gibi bir adam değil, çok tehlikeli biri o. Yani garip bir adam. Ama tehlikeli mi bilemiyorum. Adından, antikacı dükkanından başka bildiğimiz hiçbir şey yok. Yani kim bu adam, nedir? Nasıl girdi hayatımıza? Amacı ne? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama ben hepsini öğreneceğim. Hepsini öğreneceğim. Canının babasına. Olmadı, olmadı. Sen yaptın. Sen babamın Cennet'in annesini tanıdığını biliyordun. Ona
gizlice söylemeye çalıştığını öğrendin. Onu tehdit ettin. Senin derdin ne bilmiyorum ama sen babamı öldürmeye çalıştın. Şey, arazileri unuttum. Onların satış işi imzasını da zor kullanarak yaptırdım tabii, değil mi? Aynen, aynen. Sonra babamın telefonunu aldın, bana mesaj attın. O atıyormuş gibi. Onun ağzından bana mesaj attın. İntihar süsü vermek istedin. Kimse senden şüphelenmeyecekti. Değil mi? Değil mi? Bravo. Bravo. Polisin çözemediğini bir çırpıda çözdün. Maşallah, maşallah. Kızım, müstakbel eşini alkışlasana ha. Bak, dedektif gibi maşallah. Ya baba yeter! Selim! Selim, Selim. Hadi, Nilgün teyze içeride yalnız kalmasın. Gel içeri girelim. Cennet. Lütfen. Lütfen, ben halledeceğim. Konuşacağım, hadi. Gel, gel tatlım. Hadi. Gel, gel. Hadi, gel gir sen. Gir sen dışarı. Gir o zaman, yürü. Yürü dışarı, gir o zaman. Yürü. Kızım, dinliyorduk çocuğu. Baba. Ya şu senin çocuk var ya. Çok zeki çocuk bak. Gerçekten. 40 yıl düşünsem ben böyle plan yapamazdım vallahi. Senin bununla bir ilgin var mı? Bununla derken? Anlamadım. Bak, sana bunu son kez soracağım. O yüzden bana doğru cevap vereceksin. Cengiz amcanın bu halde olmasıyla senin bir ilgin var mı? Evet. Cengiz'i ben vurdum. O yüzden böyle elimi kolumu sallayarak geliyorum geçmiş olsun dilemeye. Ben böyle bir adamım. Ne yapayım? Bana evet ya da hayır de. Şöyle etrafımı bir kontrol edin, bir bakın. Bir ölü, bir yaralı, bir sakat hayvan falan varsa onu da ben vurmuşumdur. Nasıl olsa adımız çıktı bir kere katile, değil mi? Bana cevap ver. Eğer ben suçluysam ne yapacaksın? Eğer bununla bir ilgin varsa, eğer böyle korkunç bir şey Cengiz amcaya yaptıysan, senin en ağır cezayı alman için elimden gelen her şeyi yaparım. Yaparsın. Yaparsın. Peki ya, eğer suçsuzsan, ha? Yine bana gitme diyeceksin, seni istemiyorum deyip kapıdan kovacak mısın beni? Evet. İstemeyeceğim seni. Geldiğinde kapıyı yine açmayacağım sana. Çünkü benden annemi saklayan bir babaya ihtiyacım yok benim. Belki de senin yüzünden terk etmiştir beni. Sen ona zarar vermişsindir belki. O yüzden istemiyordur beni. O yüzden dönmüyordur bana. Ben bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Tanımıyorum seni, tanımak da istemiyorum. Eğer beni gerçekten tanımak isteseydin, severdin belki. Belki bu adam da daha yeni kız çocuğu olduğunu öğrenmiştir. Baba olmaya çalışıyordur derdin. O da terk edilmiştir. Eksik kalmıştır derdin belki. Annemin kolundan tutup getirmiyorsa bir bildiği vardır. Belki zamanını bekliyordur derdin. Hayır.
Beni şu kadarcık, şu kadarcık tanımaya çalışsaydın, o Selim'in karşısına dikilip benim babam katil değildir derdim. Yok ama sen ne dedin sen? Git dedim baba. Git dedim bana. Seni görmek istemiyorum dedim. Tamam kızım, tamam. Sen haklısın. Ben senin hayatından yok olup giderim. Çünkü ben seni asla kırmak istemem. Seni kırarsam ölürüm kızım. Ölürüm. Ölürüm. Konuşmamız lazım. Yine benden. Yaklaşma. Bağırırım. Ne yapacaksın? Silah çıkarıp mı vuracaksın beni bu sefer? Ben sadece özür dilemeye geldim. Ne olur affet beni Cennet. Affedeyim öyle mi? Ne de olsa Cennet bir özürle yumuşar. Karşısında ağlayan birini görünce dayanamaz, değil mi? Cennet. Cennet. Senin tüm bu yaptıklarına rağmen arkadaşın bile olur. Ama sen ilk fırsatta yine onun canını yakarsın. Sonra bir özürle her şey unutulur. Hayır. Asla. İki dünya bir araya da gelse, sen benim affedeceğim son kişisin. Bir daha sakın benim karşıma çıkma. Uzak dur benden. Thank you.
Mukaddes abla. Sen gidip bulmadın mı bu adamı? Gelsin cennetin başında olsun. Annesi ona sahip çıkmadı. Babası sahip çıksın demedin mi? Böyle olacağını bilsem gidip bulur muydum hiç? Ah Cavidan ah. En baştan gelip söyleyecekti. Cennetin babasını arama. O adam tehlikeli diyecekti. Hala adam tehlikeli diyor ya. Ne zararını gördün adamın Mukaddes abla? Cavidan alışmış yalan söylemeye. Belli ki cenneti bırakıp gittiği gibi adamı da terk edip gitmiş zamanında. Sen beni hiç anlamıyorsun Suna. Sen de mantıklı bir şey söyle ki inanayım. Önce bir tutturduğum kaya gazı açtı beni zehirledi diye. Şimdi de Cengiz Bey'i vurdu diyorsun. Kim bilir adamcağızın ne derdi vardı. Karısı bile intihar etmiş diyor. Sen hala yok kaya yaptı diyorsun. Başımıza taş yağsa kayadan bileceksin. Babaanne. Suna abla. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok kızım. Suna ablanla dertleşiyorduk işte. Ya dertleşiyorduk. Son zamanlarda denizden balık çıkmıyor. İşler kesat senin anlayacağın. Yalan söylemeyin bana. Ne konuştuğunuzu duydum. Babaanne. O gece eve girip gazı açan kişinin babam olduğunu söylüyorsun sen. Yok öyle bir şey demedim ben, öyle bir şey demedim. Yok canım daha neler. Babaanne. Hani sen benden hiçbir şey saklamayacaktın? Bak eğer gerçekten öyle bir şey varsa. Dur hemen celallenme. Ortada bir şey yok. Hani sabıkası var ya öyle şüphelendim işte. Evet ama sonra geçti. Yani Mukaddes abla da çok üzüldü adamın günahını aldı diye. Söylesene sen de. Üzüldüm tabii üzüldüm. Suna saat kaç oldu? Hadi sen de git artık. Cennet sen de yatağımı getir benim uykum geldi. Aa, evet ben gideyim iyi geceler. Allah rahatlık ben versin. Ben götürüldüm. Ne oldu? Kahvaltını yapamıyor musun? Hmm. Benim sana yardım etmem lazım. Ama yapmayacağım. Sana yardım falan etmeyeceğim. Bundan sonra senin için yapacağım tek şey... Hayatını cehenneme çevirmek olacak. Günaydın oğlum. Günaydın. Anne, babama kahvaltısını yaptırmadın mı? Denedim ama istemedi. Ya baba ya, hakikaten üzüyorsun beni. Cennettir. Avukata gidecektik de beraber. Ya baba, hadi lütfen ye şunu ya. Aç ağzını hadi. Anne, sen devam ettirir misin? Baba bak. Lütfen bu tabaktakileri bitir. Tamam. Üzme beni. Hadi. Oğlum ne oluyor? Ne avukatı? Günaydın Nilgün Hanım. Selim. Selim.
Hazırsın, hadi çıkalım. Oğlum. Anne, bak. Cennet de başta inanmıyordu bana. Ama sonra o da ikna oldu. Benim babam intihar etmedi. Babama bunu Kaya yaptı. Gidip suç duyurusunda bulunacağız. Oğlum siz ne saçmalıyorsunuz? Anne lütfen. Cennet, bir şey söylemeyecek misin? Kızım böyle bir şeye nasıl izin verirsin? O adam senin baban. Suçlu olup olmadığında bundan sonra polis karar verecek. Eğer Cengiz amcaya bunu yapan babamsa cezasını çekmek zorunda. Hadi Cennet gidelim. Selim dur. Selim. Selim. Oğlum. Hayır durun. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Anne çekil hadi önümüzden. Babana kimse bir şey yapmadı. Baban intihar etti. Bunu kendine isteyerek yaptı. Hayır. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Ya sen benim babamı, kocanı, bunca sene aynı hayatı paylaştığın adamı hiç mi tanımadın ha? İntihar etmesi için hiçbir sebep yoktu. Asıl sen babanı hiç tanımıyorsun. Gel benimle. Yürü. Ya bırak ne? Gel dedim sana gel. Esra çantamı getir hemen. Anne bırak. Selim gel. Anne bırak tamam. Tamam. Babanın nasıl bir adam olduğunu kendin gör. Çantamı ver Esra. Anne ya sen ne yapıyorsun? Babamın yanında niye kavga ediyoruz? Çantamı ver Esra, ver. Ver. Al, al bakalım. Babanın intihar etmek için sebebi neymiş gör. Ne bunlar? Bak hadi, bak bak. Çok iyi tanıdığın baban nasıl bir adammış gör. Öldürdüğü için yapmış. Melisa! 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 Anneciğim ne olur dinle beni. Lütfen anlatmama izin ver. Ya dinlemek istemiyorum ben seni. Daha kaç kere söyleyeceğim sana bunu? Kızım. Senin kızın falan yok. Sen beni kaybettin. Bir daha karşıma çık. Melisa, Melisa lütfen konuşmama izin ver. Ne olur sadece bir dakika dinle beni. Lütfen. Ben yıllarca senin yalanlarını dinledim. Bitti artık. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Anneciğim ne olur. Melisa yapma anneciğim lütfen. Anneciğim ne olur aç. Bak her şeyi anlatacağım ben sana. Düşündüğün gibi değil anneciğim. Anneciğim ne olur yapma lütfen Melisa. Melisa. Özür dilerim anneciğim.
her şey için çok özür dilerim. Bu doğru olamaz. Yapmadım ne baba? Ben böyle bir şey yapmadım ne? Masanın üstünde buldum. Anne sus. Kimseye göstermeyecektim onları. Ama sen babanın intihar ettiğine inanmak istemedin. Hatta Kaya Bey'i babanı öldürmekle suçladın. Yeter! Sen bir katil arıyordun Selim. İşte buldum. Katil olan senin baban oğlum. Üzgünüm oğlum. Bunu Melisa'ya ver. Ama bugün değil. Yarın sabah vereceksin. Tamam. Sakın unutma. Yarın sabah. Daha geç ya da daha erken değil. Mektubu kimseye gösterme. Tamam mı? Peki efendim. Babam. Benim babamla konuşmam gerek. Açmıyor. Telefonu kapalı. Cennet. Bey'i öldürmekle hepimizi mezara soktun. Beni, Selim'i. Artık hiçbirimiz eskisi gibi olmayacağız. Bundan sonra nefes aldığın her gün katil. Katil.
diyeceksin abi? Fazla uzaklaşmam. Yine buralarda bir yerlerde olurum. Cengiz'in işini bitirdiğimde kimse burada olduğumu bilmeyecek. Tabii Cavidan dışında. Peki ya kız, o ne olacak? Cennet. Cennet. O da yeniden kazanmanın yolunu bulacağım. Sen yine fazla soru sormaya başladın. Bak, burası sana emanet. Abi. Ne var lan, ne var? Abi, telefonunu unutmuşsun. Hayırdır inşallah. Suna kimmiş? Cavidan, seni görmeye gelmiş. Yalnız konuşabilir miyiz? Suna, biraz müsaade et bize. Neyin var? Cennet'in odasına çıkabilir miyim? Niye? Ne olur soru sorma. İzin ver. Sadece 2 dakika. Peki Cavidan. Yerini biliyorsun nasıl olsa. Babaannem, annem, babam, her şey. Sen olmasaydın ben ne yapardım bilmiyorum. Artık mezun oldum. Bundan sonra hayatın yükünü alma sırası bende. Yarın işe başlıyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Arzu Hanım'la tanıştım. Türkiye'nin en ünlü iş kadınlarından biri. Beni işe aldı. Hala inanamıyorum. Senin gibi başarılı mimarlara ihtiyacımız var dedi. Güvenini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağım. Selim, sanki benim eksik yarım gibi. Bir an annesiz olduğumu bile unutturdu bana. Arzu Hanım aklımı başıma getirdi. Hapis. İnsanın en mutlu günü nasıl bir anda cehennemi olur?
babam. Lütfen bana annemi getir. Annem. Kimsin anne? Adın ne? Neredesin? Neden bırakıp gittin beni? Neden bunca zaman görmek bile istemedin? Ben ne yaptım sana? Benden vazgeçmen için sana ne yaptım ben? Cavidan gel konuşalım. Haddim olmaz. Hakkım zaten hiç olmaz. Ama elimden bir şey gelmez. Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra kimse zarar görmeyecek. Cavidan, ben de seni arayacaktım. Ben de sen aramayınca meraklanmaya başlamıştım. Buluşalım. Dur. Sen ne dedin sen? Buluşalım dedim. Hay. Emrin olur hayatım. Daha şimdi nasıl yapalım? Sen şimdi bana mı gelirsin? Yoksa... Boğaz'da şöyle güzel bir yemek mi yeriz ha? Şimdi heyecanlandım. Sen daha iyi bilirsin. Sen söyle. Ben sana adresi göndereceğim. Söylediğim saatte orada ol. Tamam. Nasıl istersen, istediğin saatte orada olayım. Bu kadar erken beklemiyordum ama tamam. Acayip. Ne geçiyor aklından acaba? Dur bakalım, göreceğiz. Babanın neden intihar etmek istediğini anladın mı? Rıza Bey'i öldürdüğü için yapmış. Fotoğrafları odaya girdiğimde masanın üstünde buldum. Kimseye göstermeyecektim onları. Ama sen babanın intihar ettiğine inanmak istemedin. Kaya Bey'i babanı öldürmekle suçladın. Sen bir katil arıyordun Selim. İşte buldum. Katil
Ulan senin baban oğlu. Nasıl yaptın bunu? Nasıl? Nasıl? Cennet hadi gel kızım, soğutma. Yok, ben yemeyeceğim. Yukarı çıkıp uzanacağım biraz. Size afiyet olsun. E oldu mu şimdi? Ben sen seversin diye yaptım. Hı-hı. Cennet, neyin var senin? Geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Kaya yoksa canını sıkacak bir şey mi yaptı? Hayır, yapmadım. Babam hiçbir şey yapmadı. Hadi baba, aç şu telefonu ne olur. İşimiz var lan burada. Cavidan ne işler karıştırıyorsun sen? Cavidan! Geldim hayatım. Neredesin? Bak, benimle oyun oynuyorsan... Cavidan. Cavidan. Manzara güzel ama biraz rüzgarlı değil mi? Hadi gel başka yerde konuşalım. Cavidan hadi gel bak, çok kenarda duruyorsun. Beni korkutma hadi. Bu işin şakası olmaz. Tut elimi. Efendim Selim. Benimle emniyete gelir misin? Tamam, gelirim de emniyette ne yapacaksın ki? Cennet, ben bunu saklayamam. Bu doğru değil. Ortada bir cinayet var. Babam da olsa ben bunu yapamam. Tamam, tamam. Sen sakin ol şimdi. Ben seni emniyete geleceğim. De neredesin şu an? Bak, sevimsiz şakaları hep ben yaparım. Hadi gel, gel bu tarafa. Ben şaka yapmıyorum. Tamam, anlıyorum. Kızın Cennet'i öğrendiği için sana posta koydu. Haliyle senin de keyfin bozuldu. Ama şimdi bırakalım bunları. Ha? Hadi gel, gidelim buradan. Seni öldüremiyorum. Yapamıyorum çünkü beni tehdit ettin.
Ben ölürsem bütün sevdiklerin ölür dedim. Benim yüzümden kimsenin ölmesine izin veremem. Ya, kimse ölmedi zaten. Herkes hayatta. Bak kızın, kocan sağ salim. Cengiz bile evinde sıcak yatağında yatıyor. Ben ölürsem peki? Cavidan. Cavidan saçmalama. Ben ölsem de sen yine rahat bırakmazsın geride kalanları. Sen ölürsen ben dünyayı yakarım. Hadi ölümden bahsetmeyelim. Huzurumuzu kaçırmayalım. Hadi uzat elini. Hadi. Güzel güzel. Hadi. Bana doğru gel. Gel dedim sana. Beni istemiyor muydun? Sen gel o zaman. Tamam. Sakin ol, tamam. Sakın. Dur orada. Sakın. Bırakmam seni. Gel hadi. Hadi Cennet, nerede kaldın? Sesini çıkarma. Yürü hadi, yürü. Yürü. Sakın sesimi çıkarayım deme. Yürü. Geç şöyle geç. Para, telefon ne varsa çıkar. Tamam. Ne istersen vereceğim. Yeter ki bana zarar verme. Çıkar. Al telefon. Al çantamı. Yalvarırım bana zarar verme. Zaten başka hiçbir şeyim yok ki benim. Dur nereye? Şşş. Gel bakayım böyle. Kolye olmaz. Babamın hediyesi. Çıkar onu, çıkar. Çıkar dedim sana. Kaçma lan! Kaçma! Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok burada! Melisa! Cennet! Melisa! Melisa çok şükür! Yardım et! Hadi binelim, arabaya gidelim, binelim hadi.
Ne işin var senin burada, ne oldu? Biraz soru sorma beni dedim. Hadi gidelim. Bu adam kim? Şey, benim telefonum çaldı, her şey çaldı. Hırsız. Çabuk aldıklarını geri ver. Yoksa bıçağı var adamın, bıçağı var. Aldıklarını geri ver yoksa polisi çağırırım. Üstüne ne varsa dökül, hadi. Yoksa bıçağı var, hadi. Sana son kez söylüyorum, aldıklarını geri ver. Dökül üstüne ne varsa yoksa ikinizi de delik deşik ederim burada, hadi. Melisa ver, ne istiyorsun, ver, ver. Ha şöyle. Ancak ikimiz birlikte ölürsek herkes güvende olacak. Hazır mısın? Cavidan.